Arkadaşlar merhaba. Bir viski tadımında daha birlikteyiz. Bugün Jack Daniels bizimle beraber olacak. Aslında ben bugün Limited Edition bir ekspresyon olan Legacy Edition No 1'i incelemek istemiştim. Fakat artık bu ekspresyon kolay kolay bulunamıyor. Yani bunun incelemesini tek başına yapıp da sizlere tavsiye ettiğim zaman muhtemelen siz bunu bulamayacaksınız. En azından kolay bulunur olmadığı için tek başına bir inceleme gerçekleştirmek istemedim. No 7 ile birlikte klasik ekspresyonla beraber inceleyelim istedim. Aslında hemen hemen bu ikisi aynı viski. Bu sadece 1900'lü yılların başında ki orijinal etikete bağlı kalınarak üretilmiş bir nostalji ekspresyonu aslında. İçerisinde aynı Jack Daniels var. Farklı dokunuşlarla bunu bu şekilde şişelemişler. Öncelikle %43 alkol oranıyla şişelemişler. Standart ekspresyonunda bu oran %40. Bunun dışında zannediyorum bunun içerisindeki viskiler biraz daha olgunlaşmış. Bir tık daha Jack Daniels No 7'den bir tık daha olgunlaşmış viskiler kullanılıyor bu şişelemede. 4 yıl olgunlaştırılan Jack Daniel No 7 olarak siyah etiketle şişeleniyor. Bu sanırım bir 6 ay daha fazladan bekletilerek şişeleniyor ve %43 alkol oranıyla şişeleniyor. Şimdi öncelikle Jack Daniels'ın hikayesinden bahsedelim biraz. Jack Daniels aslında Jasper Newton Daniel adında bir Amerikalı Tennessee'li bir beyefendi. Kendisi 1849-1850 yıllarında doğduğu tahmin ediliyor. Tam bir kayıt olmamakla beraber. Kentucky'de bir vaizin yanında işe başlıyor. Açıkçası 7 yaşında. 7 yaşında işe başlıyor. Ve 13 yaşında da bu arada vaiz tabii kendisi Bourbon üreten bir din adamı. Kendisinin yanında işi öğreniyor ve 13 yaşında işi tamamen devralıyor. 13 yaşında bu işe başlıyor. Yani 1866 yıllarında tam olarak Jack Daniels firması markalaşıyor. Neden No 7 derseniz, bunun Jasper Newton'ın 7 sevgilisinden ya da bu viskileri taşıdığı trenin numarası her zaman 7'dir. Ya da şöyle bir şey var. Yarışmada ilk katıldığı viski yarışmasında 7 numaralı yarışmacıydı Jasper Newton gibi ve kendisi 7 yaşında vaizin yanında işe başladığı için açıkçası ve 7 tane madalyası var bu kulvarda. Bundan dolayı No 7 ibaresi seçildiği şişelerin üzerinde yazdığı rivayet edilir. Dilerseniz bardakları dolduralım. Evet, alanımız bugün biraz dar. Evet. Şimdi Jack Daniels No 7'ler %40 şişelemesi ve %43 sınırlı üretim Legacy Edition No 1 şişelemesi. 4 yıl Bourbon fıçılarında, daha doğrusu Bourbon fıçısı değil, 0 kilometre yeni imal edilmiş, beyaz meşeden imal edilmiş fıçılarda 4 yıl dinlendiriliyor. Bu biraz daha bir 6 ay daha fazla dinlendiriliyor. Ve dikkat ederseniz bu ekspresyonla bu marka viskilerine Bourbon demiyor. Şimdi Amerikan menşeli bir marka. Fakat Bourbon olarak nitelendirmiyor. Viskilerini Tennessee viskisi olarak nitelendiriliyor. Bunun da olayı şu açıkçası.
Şimdi Bourbon Amerika'da üretiliyor, doğru. %51 maaşı formülünde mısır olması gerekiyor, doğru. 0 kilometre beyaz meşe fıçılarda dinlendirilmeli, bu da doğru. Bu viski bunun hepsini karşılıyor. Fakat bunda farklı olarak bir işlem var. Bu Jasper Newton'un aynı zamanda Jack Daniels markasının bir kömür madeni var. Burada akçaağaç odunlarından odun kömürü imal ediyorlar. Bu akçaağaç odun kömürlerini üst üste diziyorlar. Viskiyle ıslatıyorlar. Jack Daniels viskisiyle ıslatıyorlar ve yakıyorlar. Daha sonra bu kömürleri 3 metrelik çelik tankların içerisine alıyorlar. Ve bu gördüğünüz güzel viskiyi damla damla buradan bir kez damıtıyorlar. Damıtmıyorlar, pardon. Süzüyorlar. Yanlış bir ifade oldu. Süzdürülerek daha yumuşak, daha yanıksı, daha kazandibi gibi böyle yanıksı füme tatlar elde ediyorlar. Ve Bourbon'dan bu şekilde ayrışıyor. Kendini, farkını bu şekilde yaratıyor ve Tennessee viskisi olarak adlandırılıyor. Hatta bu işlemi iki kez yaptıklarında ekspresyonun adı Gentleman Jack oluyor. Gentleman Jack'lerde dikkat ederseniz iki defa kömür filtrasyonu. Bu kömür filtrasyonu işlemine de Amerikalılar Lincoln Process diyorlar ya da Charcoal Mellowing işlemi diyorlar. Viskiye daha yumuşak, daha kremamsı, daha yanık tatlar katıyor açıkçası. Bunun dışında bu viski manşe formülünde %80 mısır, %12 çavdar ve %8 arpa ihtiva ediyor. Bu mısırlar açıkçası Kuzey Alabama, Güney Kentucky ve açıkçası Tennessee'den geliyor bu mısırlar. Bunun dışında çok ilginçtir. Çavdarı Kanada'dan alıyorlar ama son zamanlarda İskandinavya'dan çavdarı getirtiyor bu firma. Formülündeki çavdarlar İskandinavya'dan geliyor açıkçası. Kanada'dan da aldıkları oluyor. Bunun dışında Cave Springs dedikleri, adını verdikleri bir akarsulun kıyısında kurulu bu tesis. Ve suyunu da Cave Spring'den çekiyor bu firma. Fıçılarını kendileri yapıyorlar bu arada. Beyaz meşeden fıçılarını da kendileri yapıyorlar. Çok güzel ve özel bir marka açıkçası. Şimdi tadımını yapalım dilerseniz. Önce No 7'ye bakalım. Evet. Burunda vanilya, akçaağaç şurubu, esmer şeker, karamel, hafif yanık karamel, kömürümsü, böyle kazan dibi gibi kokular mevcut açıkçası. Damakta karamel, bal, akçaağaç şurubu ön planda. Yanında baharatlı, yakıcı bir tadı var. Baharat kısmında tarçın ve karabiber aldım. Yanıksı, odunsu, beyaz meşe kokusu alıyorum. Sıcak bir içimi var açıkçası. Bitiş olarak da orta uzunlukta diyebilirim. Yanıksı, kazan dibi gibi, odunsu, karamel tatları ön planda. Şimdi diğerine geçelim. Diğerine geçelim. Biraz su içelim. Evet. Bunu diğer tarafa alıyorum. Evet. Diğeri için söylediklerim bu Legacy Edition No. 1 için, sınırlı üretim olan bu ekspresyon içinde geçerli. Yalnız bunda ek olarak pişmiş elma, turta gibi kokular alıyorum açıkçası. Yine karamel, bal, vanilya yoğun. Evet, karabiber
Daha az, daha çok tarçın ve karamel alıyorum. Daha yanıksı, fırın sütlaç gibi, pişmiş elma gibi, aşırı olgunlaşmış muz kokusu alıyorum. Daha dolgun ve daha olgun karakterde bir viski olmuş açıkçası. Evet. Evet. Tatlar, az önce bahsetmiş olduğum tatlar damakta bu ekspresyonda çok daha yoğun. Açıkçası elma, pişmiş elma, turta gibi tatlar alıyorum. Zencefil alıyorum. Çok aşırı olgunlaşmış muz tadı alıyorum. Karamel, vanilya, kremamsı. No 7'ye göre bir tık daha açıkçası dengeli olmuş. Aromalar daha net geliyor. Elma şekeri, esmer şeker, baharatlı yine tarçın, karabiber, sıcak, yanık sığ, diğerine göre bir tık daha sanki o kömürsü, yanık kazan dibi tadını aldığımı söyleyebilirim. Evet, No 7'ye göre bir tık daha güzel olmuş, dengeli olmuş. Yani şöyle söyleyebilirim. Legacy Edition biraz daha single barrel'a yakın bir ekspresyon olmuş. Açıkçası %43'lük alkol dokunuşu gerçekten çok olumlu olmuş bu ekspresyonda. Kesinlikle yani keşke bu şişenin üretimi devam etseydi. Yani sınırlı bir üretim. Bu sınırlı üretim dışında bu No 1 diye geçiyor Legacy Edition. Legacy Edition No 2 ve No 3 var. No 3 maalesef ülkemize gelmiyor. No 1 ve No 2 var ülkemizde. Daha doğrusu vardı. Ben açıkçası Legacy Edition No 2 çok kısa sürede tükendi. Legacy Edition No 1 yılbaşına kadar her yerde bulmak mümkündü açıkçası. Ben de uygun fiyata birkaç şişe almıştım. Bu da kalan son 2-3 şişeden biri açıkçası. Birinde koleksiyonluk olarak saklamayı düşünüyorum. Dolayısıyla yani çok sevdiğim bir ekspresyon aslında Legacy Edition No 1. No 7'yi de zaten çok keyifle içiyorum. Benim favorilerimdendir bu arada. Açıkçası yani en favori Bourbon markamdır. Kendisi Tennessee viskisi olarak her ne kadar adlandırsa da kendini. Tennessee viskisi de bir Bourbon'dur açıkçası. Yani şunu da söyleyebilirim. Her Tennessee viskisi bir Bourbon'dur. Evet, ama her Bourbon bir Tennessee viskisi değildir. Dolayısıyla en sevdiğim marka bu kulvarda. Bu Jack Daniel's markası şu anda Brown-Forman firmasının bünyesinde. Aynı zamanda kendileri Woodford Reserve'ın de sahibi. Ki yani Woodford Reserve en sevdiğim açıkçası Bourbon markasıdır. Tennessee viskisi olarak da Jack Daniel's'ı tercih ederim. No 7 güzel, evet. Single barrel kesinlikle premium bir ekspresyon. Yani dolayısıyla keyifle tükettiğim bir markadır. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Yani tek başına Legacy Edition'ın incelemesini yapmak istemedim dediğim gibi. No 7 ile birlikte inceledim. Çünkü hemen hemen aslında aynı viski. Legacy Edition'da ufak bir dokunuş var. Alkol seviyesi biraz daha fazla. Bir de 6 aylık. Daha tahmin ediyorum. Tabii bu kesin bilgi değil ama bir 6 ay, bir sene daha yaşlı fıçıları seçmişler bu şişede. Bu şişe ise klasik ekspresyon. 4 yıl zaten dinlendiriliyor. Evet arkadaşlar. Başka söyleyecek bir şeyimiz kaldı mı? Ha, bu arada bu ekspresyon açıkçası arkadaşlar buraya da hazırlamıştım ama biraz eridi. Buzla da çok güzel tüketilebiliyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hatta şöyle yapalım. Bunu buraya boşaltalım. Bir de gördüğünüz gibi. Tabii bende yok ama viskinize buz katacaksanız yekpare bardak boyutunda yani en azından bardağın yarısını kaplayacak boyutta bir yekpare buz kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü viskinizi çok sulandırabilir. Bende olmadığı için 4 parça buz kullandım. Arkadaşlar buzla birlikte daha böyle elma armut
muz gibi böyle daha meyvemsi tatlar alabiliyorsunuz. Baharat baskınlığı ve alkol baskınlığı azaldı açıkçası. Onu da belirtmeliyim. Yani yaz günlerinde kesinlikle buzla tüketmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oldu. Açıkçası kokteyllerde de kullanılabilir. Lynchburg Lemonade, viskili limonata bir nevi. Benim favorimdir. Kesinlikle deneyin. Arkadaşlar, bu arada ben bu şişeyi arkadaşımdan aldım. Kendisi, bilmiyorum İstanbul'da mı ikamet ediyorsunuz bilmiyorum ama İstanbul'da Kozyatağı'nda Bayar Caddesi'nde mini market arkadaşlar. Arkadaşımdan aldım. Diğer şişelerimi de ondan alıyorum. Tanıtımını yaptım. Kendisi bayağı uygun fiyata bunları bana sağlıyor. Sizlere de yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Üç kardeş işletiyorlar. Gökhan, Mehmet ve Erkan kardeşler. Kesinlikle çok candan cana yakın arkadaşlar. Yardımcı oluyorlar kesinlikle. Mesela ben bu şişeyi normalde piyasada şu anda piyasanın %15 altına aldığımı söyleyebilirim. Yani bir 100 liraya yakın bir iskontosu var açıkçası. 1 litrelik bir Jack Daniel's şişesi. Yani arkadaşlar İstanbul'daysanız mutlaka uğrayın. Sadece viski değil, birçok alkollü, alkolsüz içecek, bira, viski, şarap markası portföylerinde çok geniş bir yelpaze mevcut açıkçası. Gidin, gezin, büyük bir yer. Tanışın, selamımı söyleyin. Kesinlikle eğer İstanbul'daysanız uğrayın. Şehir dışındaysanız da yolunuz İstanbul'a düşerse mutlaka uğrayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Çok güzel bir inceleme oldu. Buraya da dekor yapmıştım ama kamera açısının imkan verdiği ölçüde. Evet arkadaşlar. Bir tadımın daha sonuna geldik. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.